Değerli izleyiciler, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yeni bir Naci Şensoy hocamızla Futbol Teknik programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'de dört büyükler neler yapıyor onu konuşacağız. Tam da böyle biz bu programa hazırlanırken basına düşen bomba bir Fenerbahçe haberi var. Siz bunu izlerken belki de bu haber gerçekleşmiş olacak, belki yalanlanmış olacak ama şu dakika itibariyle bir tartışılan bir konu. Bütün medyada ateş olmayan yerden de duman çıkmayacağına göre Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin artık an meselesi olduğu iddia ediliyor. Şimdi bunları konuşacağız ve öncelikle tabii ki programımıza başlarken değerli üstadımız Naci Şensoy'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi akşamlar Akın Bey. İyi akşamlar hocam. Şimdi hocam, tabii aslında normalde liderin maçından başlamak lazım. İşin şeyi budur. Hani Racon'u, spor. Racon'u budur ama şimdi Türk futbolu söz konusu olunca anlık değişiyor her şey. Trabzonsporlu izleyicilerimize şey diyelim, bizi bir mazur görsünler. Çünkü yeni ve sıcak bir gelişme. Trabzonspor'u da hani lider olduğu için bu defa ne yapalım? En son hani konuşalım. Şey olur ya böyle... En son vali çıkar falan ya, onun gibi olsun yani bu da. Hocam, şimdi diyor ki bizim değerli basınımız, eğer yalanlanmadı henüz, doğruysa Fenerbahçe teknik direktörü Parerya'nın bileti kesilmek üzereymiş. Ve onun yerine de Karagümrük ile anlaşılmış, rica edilmiş Karagümrüklülerle. Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü, genç bir hoca biliyorsunuz, Ferioli ile görüşmelerin başladığına dair basında henüz yalanlanmayan ya da doğrulanmayan ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz kabilinden haberler var. Nasıl yorumluyorsunuz hocam? Fenerbahçe doğru bir iş yapmak üzere mi? Vallahi Akın Bey, hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Özellikle Ali Koç ismiyle bu tür bir hareket Fenerbahçe'de, bu tür bir yaklaşım tamamıyla beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Ali Koç'u Aziz Yıldırım'dan sonra, hatta Aziz Yıldırım'la kongrede kime oy vereceksiniz bir üye olsam, Ali Koç'u destekleyecektim. Çok farklı bir güvenim vardı. Ali Koç'un vizyonuna çok güveniyordum. Ama maalesef bu haberden önce bile hayal kırıklığına uğradım. Yani varsın sayalım ki bu haber doğru da değil ya da doğru olsa bile gerçekleşmeyecek. Şimdiye kadar Ali Koç bu hareketin dışında ne yaptı? Yani onu bir bakalım. O yerini doldurmuyor Akın Bey. Yani herkes şikayetçi. Maalesef söyledikleriyle ve planladıklarıyla tutmuyor. Hatırlıyorsun, sezon başı Parayra gelmeden önce en son konuşulan isim Parayra'ydı. Çok büyük isimler konuşulmuştu. Ama şimdi Ali Koç'u mu suçlayacağız yoksa Euro ve Dolar'ı mı suçlayacağız Akın Bey? Yani ben de şimdi orada tereddütteyim. Çünkü neden Euro ve Dolar'ı suçlayacağız? Şu andaki kurumuz, bu kurdaki dalgalanmaları nasıl suçlamayalım Akın Bey? Sezon başı ortaya atılan isimler, Fenerbahçe'de ortaya atılan isimler yardımcılarıyla beraber toplam 10 milyon euro yapıyor yıllık Akın Bey. O parayı da bugünkü kurla düşünebiliyor musunuz? 15 milyar TL vermek, artık kulüpler zorlanıyor. Çünkü gelirleri azaldı. Biliyorsunuz hem Covid'den dolayı hem de yavaş yavaş Beyin Spor'da kulüpleri ödemiş oldukları para, biliyorsunuz doları galiba 6,5-7 liradan hesapladılar. Beyin Spor'da artık işini biliyor. Yani bugünkü kurla değil de kulüplere ödemiş olduğu para, evet dolar üzerine ama kur çok düşük. Daha geçen seneki kurdan. Bu yüzden kulüplerin gelirleri azaldı. Yani bunu spor kamuoyunuzun bilesinde yarar var. Bu yüzden bir U dönüşü oldu Fenerbahçe'de. Yani beklenilen o çok büyük isimler maalesef olmadı. Ve bir baktınız, yok Makedonya teknik direktörü, yok Parayra mı gelecek ikinci defa. İşte Parayra da kılındı ve tepki ne oldu? Camiada pek hoş karşılanmadı açıkçası. Ali Koç'un Parayra isminde mutabık değildi spor kamuoyu ve Fenerbahçe taraftarı. Başladı lige ve gördüğünüz gibi hayal kırıklığına uğradı Fenerbahçe taraftarı. Çünkü
Toplanan 13 maçta galiba 22 puan benim bildiğim kadar. Çok az bir puan. Evet. Fenerbahçe 24 puan pardon. 24 puanı var. 12 puan eksi Trabzonspor'dan. Ve performans tabii çizgisi, grafiği bazen Avrupa kupalarında bazı oynadıkları maçlarda farklı bir performans gösteriyorlar. Ama performansta bir istikrar olmadı. Bir de oyunda bir istikrar olmadı. İşin enteresan tarafı Parreira'nın inanmış olduğu üçlü savunmaya maalesef taviz vermek zorunda kaldı. Yani medyanın ve taraftarın baskısına ve tabii ki yönetimin baskısına maruz kalan bir teknik direktörden pek fazla bir şey beklenemez Akın Bey. Baskıdan dolayı dörtlü savunmaya geçti. İşte görüyorsunuz dörtlü savunma da çare değil. Ama hadi Pereira daha önce Fenerbahçe'de çalışmıştı. Ve bu büyük isimler çok pahalı olduğu için hadi Pereira isminde Ali Koç'un karar kılmasını bir şekilde kabullendi Fenerbahçe. Ama şimdi söylenen Karagümrük'ün teknik direktörünün yerine geçmesi tam bir hayal kırıklığıdır Fenerbahçe camiasına. Bir düşünebiliyor musunuz ya? Daum'ların, Zico'ların, Didi'lerin, İviç'lerin, Veselinoviç'lerin çalışmış olduğu bir Fenerbahçe'de. Ya bu Farioli kim ya? Diploması henüz yok Akın Bey. Yani hangi özelliğiyle o oyuncu grubunun önüne çıkacak? Yani orada o saygınlığı nasıl sağlayacak o çocuk ya? Neyle sağlayacak? Yani bir özgeçmiş mi var yani? Daha önce İtalya'da birini şampiyon mu yapmış? Ünvanları mı var Akın Bey? Yani böyle bir trajikomedi mümkün değil. Yani bu dükkanı tırnakla işaretlen de Türk futbolu kapatsın. Yani beni Ali Koç ayak kırıklığına uğrattı açıkçası yani. Eğer gelirse. Ama hala inanıyorum ki gelmez Akın Bey. Ama Türkiye'de artık özellikle Türk futbolunda alınan bazı kararlar beni artık pek de şaşırtmıyor açıkçası. Çünkü iyi yönetilmiyoruz Akın Bey. Maalesef iyi yönetilmiyoruz ve beni bu isim Ali Koç desteklediğim bir isim tamamıyla hayal kırıklığına uğrattı. En azından bu Farioli'nin ismi geçmesi bile bence hayal kırıklığı. Bırakın Fenerbahçe'nin başına geçmesi. Yani o kim ki ya? Bana çıksın biri desin ki şu özelliği var ya. Henüz pro lisansını almamış ya. Daha dünkü bir yerde, altyapılarda bir yerde çalışmış. Ne özelliği var ya? Biz ne zamandan beri Ortadoğu ülkesine büründük ya? Bunlar kalkıyor işte İspanya'dan, İtalya'dan böyle, Rumunya'dan. Çünkü ben Suudi Arabistan'da çalıştım. Atıyorlar kapağı Ortadoğu'ya. Ve işte sadece kendi ülkeleriyle, yani ülkelerinin başarılarıyla, yani kendi bireysel başarılarıyla değil, kendi ülkelerinin taşıdığı kimlikleriyle oraya gidiyorlar, çalışıyorlar ve iş yapıyorlar Akın Bey ya, lütfen ya. Yani biz oraya mı düştük yani? Yani o seviyeye mi düştük ya? Lütfen biri bir sorumluluk üstlensin ya. Onun için mümkün değil. Gelse bile başarılı olamaz. Çünkü söz geçiremez, saygınlık yaşayamaz. Antrenmanlarda saygınlık yaşayamaz. Kimse ona inanamaz. Zordur bu iş Akın Bey. Eğer sizin oyuncu grubunuz size bir lider olarak hocaya inanmıyorsa size geçmiş olsun ya. Siz istediğiniz kadar orada antrenman yapın yani. Yani bir kulağından girer ötekisinden çıkar. Çünkü saygınlık yok. Saygınlık çok önemli. Onun için inşallah umarım bu medyanın sadece bir öyle söyleyeyim kaşıması, yani bu ismi sürekli gündemde tutması ve koskoca Fenerbahçe Başkanı ve Fenerbahçe camiası bu hataya düşmez. Evet, yani şimdi gerçekten Mesut Özil var bu takımda. Kariyerli futbolcular var, Valencia var, başka kariyerli pek çok oyuncu var. Bu kariyerli oyuncuların yani teknik adam olarak belki yaş olarak da kendisine yakındır bu futbolcular. Yani böyle bir... Ya İrfan Can var, Serdar var, bizim milliler orada. Yani onların önüne nasıl çıkacaksın sen ya? Ne diyeceksin yani? Yani bir şey anlatırken neyi kıyaslayacaksın? Neyi diyeceksin yani? Ama atıyorum bir Daum geldiği zaman şöyle der işte, ben Almanya'da, Stuttgart'ta böyle, Bayern Münih'e şöyle kazanmıştık, şöyle böyle oynamıştık falan. Bu neyi ya? Neyi kıyaslayacak? Ne anlatacak yani Akın Bey? Mümkün değil ya. Yani bunları lütfen göz önünde bulundursunlar ya. O lider olacak ya. Çıkacak onlara, oyuncu grubunun önünde bir liderlik yapacak ya. Hangi vasıflarla liderlik yapacak? Hangi özgeçmişleriyle liderlik yapacak? Ya da nedir bu? Yani bu bir doktor mudur? Yani spor akademisinde bir doktorası mı var? Hadi oynamamış, özgeçmişi yok ama belki teorik olarak yani bir doktorası mı var? Yani bir tezi, neyi savunmuş, neyi bulmuş futbolda? Hangi sıcak suyu keşfetmiş futbolda? Bana bir izah etsin ya. Ya sinirimden yerinde duramıyorum ya Akın Bey, lütfen artık ya, bu nedir ya bu? Yani bu olmaz böyle bir şey ya. Ya yazıklar olsun ya, Türk futbolunu bu seviyeye düşürenler yazıklar olsun.
Ya bu bir hakarettir ya. Daha artık küfür demiyorum ama en azından bir yumuşatayım. Bu Türk futboluna bir hakarettir yani. Ben kelimelerimi şey edemiyorum, seçemiyorum. Kusura bakmayın Akın Bey. Hocam Payreira'nın Göztepe maçındaki şeyi de yani hataları da hani spor kamuoyunda çok tartışıldı. Yani biraz geriye dönecek olursak birkaç gün önce işte Göztepe karşısında İrfan Can'ı çıkartması oyundan işte maç sonrası ve maç öncesi verdiği demeçler işte Fenerbahçe camiasını kızdıran demeçler oldu. Daha önce Mesut Özil'le olan diyalogları da hani şeydi tartışılıyordu. Payreira artık devrini tamamladı diyebilir miyiz? Yani şeyden bağımsız olarak söylüyorum Karagümrük'ün İtalyan hocasından. Kesinlikle az önce belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı yani oyuncu grubunun önündeki o saygıyı eğer yaşamıyorsanız geçmiş olsun sadece günleri sayılıdır Akın Bey. İşte Payreira'nın da ki kaldı ki daha önce Fenerbahçe'de çalışmış, daha önce Olympiakos'ta çalışmış, Portekiz'de kariyeri var. Yine de bir CV'si var ve yine de bu CV'siyle az geliyor. Mesut Özil'in gözünde az geliyor, İrfan Can'ın gözünde az geliyor. Akın Bey inanın bana yani bu çok önemli. Niye Fatih Terim'de bu tür olaylar Galatasaray'da yaşanmıyor? Çünkü Fatih Terim'le çalışan orada her futbolcu, her oraya gelen yabancı biliyor ki çok ünvanlı bir teknik direktörle çalışacak. Ve kelimelerine dikkat edecek, hareketlerine dikkat edecek. Bu gördük şeyin kavgasında, Kerem ve Marcao'nun kavgasında gördük Akın Bey nasıl bir otoriter bir şekilde hemen ortalığı yatıştırdı. Yani bu ancak otorite, grubun içerisindeki otoriteyi sağlayan bir kişi orada liderlik yapabilir. İşte görüyorsunuz Payreira bile zorlanıyor. Kaldı ki bu Farioli'yi ben düşünemiyorum. Yani sadece inşallah diyorum ki yani bu gerçekleşmez. Ama yine Payreira'ya dönelim. Payreira maalesef o şeyini kaybetti. Yani o saygısını... Yani o sallanan saygısını çünkü çok daha büyük isimler konuşulurken o bir yedekti. O çok iyi biliyordu ki yedek yani ve inanın siz bana ilk teklifte bile hemen balıklama atladı yani. Çünkü Fenerbahçe bu ya Çin'de bir macera yaşadı orada bir başarısı yok. Nereye dönecekti? Olympiakos'u çalıştırmıştı. Bir daha Yunanlılar suratına bakmadı. Ne yapacaktı? Portekiz'e dönecekti. Nereye dönecekti yani? O yüzden Fenerbahçe Payreira'yı getirmedi. Payreira Fenerbahçe'yi kendine getirdi yani. Böyle yorumlamak lazım. Ve maalesef tutmadı. İşte daha Caner'le yaşamış olduğu o diyalogu biliyorsunuz. Yani Caner'le ilk önce sanki barıştı gibi. Yani orada bir otorite boşluğu böyle büyük isimlerle, kariyerli olan bir futbolcularla isimlerle sorun yaşayacağı belliydi. Akın Bey, Caner'le bu başladı zaten. Bu yüzden Payreira ve oynatmış olduğu futbolla neredeyse iki takım oyuncu grubuna bir bakar mısınız ya? Neredeyse iki tane eş değerde takımı var elinde ya Akın Bey. Yani ve maalesef oyunculara göre oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Yani bunun Türkçesi yani Mesut Özil'e seni oynatmayacağım diyemiyor. İrfan Can'a da seni oynatmayacağım diyemiyor. Her ikisini birden oynatıyor ya abi. İrfan Can'la Mesut bir arada oynar mı ya? Farkında değiller ki Fenerbahçe 9 kişi oynuyor. Bana diyorsunuz ki nasıl? Ya İrfan Can'la Mesut aynı anda oyuna sokarsan aynı model oyuncular nasıl verim alacaksın ya Akın Bey? Mümkün değil. O bir. İkincisi onun ilgisini de kanatlarda kullanıyorsun. Ya Akın Bey lütfen ya. Yani bunu amatör bir hoca yapmaz. Yani ama ille de işte oynatacağım onları ve dur bakalım ya bir şeyler yaparız. Ya kendilerinden bir şeyler yaratırlar, bir gol atarlar. Halbuki Fenerbahçe inanmış olduğu ilk 11'ini sahaya sürmüyor. Zorda kaldığı ilk 11'ini sahaya sürüyor. İrfan Can'ı kesemiyor, medya üzerine geliyor. Mesut Özil'i kesemiyor, medya üzerine geliyor. Akın Bey, yani bütün problem burada. Yani otorite de problem. Yani bir otorite çıkıp şöyle demiyor. Evet, bugün seni 45 dakika kullanacağım. Seni bugün 90 dakika kullanacağım. Seni bununla kullanacağım. Bunları izah edip ve o futbolcuyu ikna edip böyle olmuyor. Yani böyle bir otorite soyunma odasında yaşanmıyor Akın Bey. Yani en büyük sorun Fenerbahçe'de bu. Bunu yapması için işte Payreira'nın üstünde artık Farioli'yi rekabete bile sokmuyorum. Payreira'nın üstünde bir isim ancak bu oyuncu grubunu evet sana der ki birine der ki evet seni bu hafta oynatacağım seni oynatmayacağım o da inanır Fatih Terim'in yaptığı gibi. Siz Fatih Terim'deki rotasyonları görüyor musunuz? Fatih Terim yapmış olduğu rotasyonlara kim itiraz ediyor? Bana söyleyin. Söyleyemez, itiraz edemez. Çünkü ikna ediyor.
Yani doğru olduğuna ikna ediyor, sorumluluğu üzerine almış. Diyor ki ben böyle düşünüyorum, ben bitti. O da artık sırtını dönüp artık dedikodu yapmıyor. Halbuki parayla almış olduğu her karara hemen klikler oluşur. Klikler oluşur, gruplar oluşur. Gider ya beni oynatmıyor ya, yapma ya. Seni nasıl oynatmıyor? Hadi beni oynatmıyor da seni nasıl oynatmıyor? Sürekli kaynatmalar olur tırnaklar işaretlerinde. Sürekli dedikodular olur ve o klikler maalesef Fenerbahçe'yi aşağıya çekiyor. Bunun farkında değil Ali Koç. Bütün problem burada. Ve şimdi Parayla'nın üzerine sen Parayla'nın altında bir isim getirirsen parayı oluyor. O zaman sana 3 kere daha geçmiş olsun Ali Koç. Hocam şimdi bir de bu hafta Rize Spor maçı var. Rize Spor da yani puan için böyle göbeği çatlayan bir takım. Fenerbahçe'yi hazır böyle yakalamışken bir şeyler yapmak isteyecektir tabii. Yani o da puan yani ekstra hiç ummadığı bir ekstra puan almak isteyecektir ama nasıl yansır siz tecrübenizle Fenerbahçe Rize Spor karşılaşması pazar günü? Tabii o saate kadar hoca değişikliği olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. Nasıl bir havada çıkar futbolcular bu karşılaşmaya? Vallahi Rize Spor açısından olaya bakmak lazım. Şimdi içeride puan alıyorlar Akın Bey. Çok formda olan bir Alanya'yı Bülent Korkmaz'ın müthiş bir form yakalamış olduğu bir Alanya'yı 2-0'la geçtiler. İçerideki maçlarda aslan kesiliyor Rize ama maalesef deplasmanda aynı performansı gösteremiyorlar. Bu Konya maçında belli oldu. Şimdi Fenerbahçe maçında tabii ki alt sıralardan kurtulmak için uğraşacak Rize. Özellikle böyle bir Fenerbahçe, sorunlu bir Fenerbahçe. Az önce belirtmiş olduğum bütün sorunları Rize Spor çok iyi biliyor. Ona göre maça çıkacak. Fenerbahçe'nin işi zor ama ne olursa olsun Fenerbahçe kopmadan, çünkü yarış neredeyse 3'te 2'sinden fazla, neredeyse 3'te 2'sine yetişti. Yani 14 maç oynandı. Akın Bey tamamıyla kopmadan mutlaka bir 3 puan için oynayacaktır. Ama bu sorumlu Fenerbahçe Rize Spor'u kolay mı geçecek onu diyemem. Onu kesinlikle diyemem. Çok zor bir maç olacak Fenerbahçe adına. Çünkü Fenerbahçe'de çok forvet oyuncu var ama maalesef verim alınamayan forvet oyuncular var. Bakınız Berisha'nın performansı, Serdar Dursun'un performansı, Valencia'nın orada oynadığı zaman performansı ve sürekliliği, maalesef Fenerbahçe'de bir santraforun, güvenebilecek bir santraforun olmadığının ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz Bayern Münih'te bir Lewandowski'yi çıkaranlar Akın Bey ne olur? Bayern Münih'ten ne olur? Tamamıyla sistemi darmadağın olur. Çünkü Lewandowski var. Bugün iyi forvetlerin Karim Benzema dahil şeyde Real Madrid'de işte Jota'sıyla Liverpool'da Akın Bey daha çok takım sayabilirim. Doğru santraforları olduğu için ve santraforların verimlerinden dolayı liderliklerine sürdürüyor. Ama Fenerbahçe'de maalesef yani ne Berisha'nın kalitesi ne Serdar Dursun'un kalitesi Fenerbahçe'yi istediği hedeflere götüremez. Yani en azından bir çok eleştirdiğimiz Vedat Muriç bile 19 tane gol attı bir sezon içerisinde. Bunlar o rakamlara, yani Fenerbahçe'de oynayan santraforlar o rakamlara ulaşması üçünün bile zor olacak. O zaman demek problem Fenerbahçe'de forvet. Yani golcü. Fenerbahçe'de Van Oydonkların oynadığı bir Fenerbahçe'de bu tür golcülerin olmaması lazım Akın Bey. Yani biraz da transferlerde de transferlerin kalitesinde de Fenerbahçe'de problem var. Evet hocam, isterseniz Beşiktaş'a da konuşalım. Çünkü transfer ve teknik direktör deyince hani Fenerbahçe uzun uzun konuştuk ama Sergen Yalçın da çok tartışıldı. Çünkü Beşiktaş çok kötü bir periyot yaşarken bunun yetmiyormuş gibi Giresunspor karşısında, ligin yeni takımı Giresunspor karşısında ağır bir hezimete uğradı. Tarihi bir hezimet hatta. Yani tarihin yazacağı bir hezimet oldu. Ve Sergen Yalçın'ın hemen tabii doğal olarak tartışılan isim haline geldi. Yönetim Sergen Yalçın'da bir toplantı yaptı ve bu toplantının ardından devam kararı aldığını açıkladı. Ne dersiniz, Beşiktaş'ta sular durulmuş mudur yoksa aslında bu bir erteleme mi? Evet Akın Bey, şimdi görüyorsunuz Beşiktaş'ta inisiyatif Sergen'e bırakılıyor. Ama Fenerbahçe'de inisiyatif parayla da bırakılmıyor. İnisiyatif derken şunu bir açayım biraz. Yani yönetim o inisiyatifi Sergen'i gönderin diyor, inisiyatifi kendi kullanmıyor.
eğer Sergen kullanırsa, öyle bir problemler yaşadı ve Sergen diyor ki ben tıkandım, yani bu problemleri çözemiyorum. Bu ne demektir? Yani topu yönetim atıyor. Siz hazırsanız ben, inisiyatif bende, ben bırakabilirim. Ama yönetim demiyor ki gel buraya, hesap sormuyor. Bak sonuçlar kötü, seni gönderiyoruz. Seninle çalışmak istemiyoruz. Böyle bir yaklaşım yok. Bunu çok iyi ayırt etmemiz lazım. Ama Fenerbahçe'de öyle olmuyor. Yani Fenerbahçe'de Parayra'nın devam etmesi konusu Parayra'ya bırakılmamış. Tamamıyla inisiyatif Fenerbahçe'de. Göreceksiniz ve Fenerbahçe onu gönderecek. Yani fark burada. Neden? Çünkü Sergen'in ismi oraya tırnakla işaretlerinde de cuk oturuyor. Kariyeriyle oturuyor Akın Bey. Yani oraya çıkıp o oyuncu grubuna çıktığı zaman kendi kariyeriyle, hem futbolcu kariyeriyle hem de yavaş yavaş teknik kariyeriyle, teknik direktör kariyeriyle iki tane kupayı aldı. Yani belli başarıları var Anadolu takımlarında da. Yani buradaki Sergen Yalçın'ın oyuncu grubundaki yaşamış olduğu otoriteyi maalesef Parayra yaşamıyor Fenerbahçe'de. Bu farkı bir kere belirtelim. İkincisi, neden bu sene Beşiktaş başarısız? Başarısız çünkü altını çizerek söylüyorum ve her zaman her yerde söylüyorum. Sergen Yalçın'ın etrafındaki yardımcı antrenörü çok yetersiz kalıyor. Açık ve net söylüyorum. Yani bu ister birinci yardımcısından tut, daha kondisyonellere kadar. Çünkü 14 tane sakatlık vermiş bir takımda mutlaka ve mutlaka antrenman programlarında, yani yüklenmelerde bir problem olduğu aşikar ortada Akın Bey. Çünkü sözünü kestim. Affedersin, sözünüzü kestim. Bugün de Pjanić sakatlanmış. Fakat Pjanić'in sakatlığı anladığım kadarıyla yapılan açıklamaya göre sol uyluk üst bölgesinde tendon iltihabı diye veriliyor ve bilgiye bakılırsa Kasımpaşa maçında yokmuş ama Dortmund oynayacak maçta oynayacakmış. İşte görüyorsunuz Akın Bey. Şimdi 14 tane sakatlık veriyorsunuz. Ben inanın bir teknik direktör olarak ne kendi başıma geldi ne de uzun zamandır ben bir takımın böyle özellikle 4 büyüklerimizin böyle bir problem yaşadığını ben görmedim. 14 tane sakat futbolcu ne demek ya? Yani mümkün değil be. 14 tane futbolcudan 5'inin arka adelesi. Biliyorsunuz burada sadece çok kısa bir açıklama vereyim. Üst adele 4 başlı kaz dediğimiz en güçlü kasımızdır yani. Ama arka adele %20, normalde %20 daha zayıf olması lazım ön adeleden. Eğer %20 geçerse o zaman en ufak bir sprinte arka adele atar. Yani bunu güçlendirmek lazım. Bunu güçlendirmek için antrenman programları yapacaksınız. Testler yapacaksınız. Cybex dediğimiz kuvvet testleri yapılır. Ve tüm adelelerin gücü tespit edilir ve o gücüne göre o adeleler kuvvetlendirilir. Ya lütfen, inanmak istemiyorum ya. Maç oynanırken çapraz bağları nasıl kopar ya şeyin? Kaleci Mert Günok'un ya. Maç oynanırken ucum geçişine kontra atağa geçti Giresunspor. Çocuk yere yığıldı ya. Bir bakıyorsunuz çapraz bağları ya. Olacak iş değil yani Akın Bey. Yani bir rotasyon yok. Yani bir aniden bir hareket yok. Ya da bir ikili mücadele yok. Hiçbir şey yok ortada ya. Çapraz bağ bu ya. Bu şey değil ki. Öndeki en güçlü bağlar iki tane çapraz bağ var dizde. Nasıl kopar? Demek ki adele güçsüzlüğünden. Çünkü adeleniz güçlü olduğu zaman bütün yükü adeleler taşır. Ama adeleniz güçsüz olduğu zaman yük yavaş yavaş bağlara biner. Yani bütün problem orada. Ve görüyorsunuz Beşiktaş teknik kadrosunu çok zayıf buluyorum. Açık ve net söylüyorum. Ve eğer orayı takviye etmezlerse yardımcı antrenör, bir kere birinci yardımcı antrenör, yani Beşiktaş camiası içerisinde çok isimli biri olmalıydı bence. Yani ama şu andaki birinci yardımcı antrenör ne kadar Sergen'e yardımcı oluyor, orada işte soru işareti. Ve diğer, dediğim gibi, diğer yardımcılar sadece bir tane değil, iki tane, üç tane kondisyonerler, sadece bir tane kondisyoner değil. İşte bugün Liverpool ve Manchester City'de en büyük kavga hangi teknik direktörün en iyi kondisyoner ekibi? Bak, kondisyoneri demiyorum, kondisyoner ekibinden bahsediyorum. Bir tane şef kondisyoner ve onun yanında 2-3 tane daha kondisyoner. Ve onunla beraber oturuyorlar, yıllık program yapıyorlar. Çünkü yılda 60 tane maç oynuyorlar. Her 3 günde bir maç oynanıyor Akın Bey. Yani ona göre yüklenmeleri, ona göre rotasyonları yapıyorlar. Yani oturuyorlar kondisyonerler beraber, teknik direktör, bir yıllık planlar yapılıyor. Ben Beşiktaş'ta böyle bir çalışma olduğunu inanmıyorum. Ve 14 tane sakat futbolcunun her şeye inanabilirim ama rastlantı olarak, tesadüf olarak sakatlanmasına kesinlikle inanmıyorum.
Bu yüzden Sergen Yalçın maalesef istediği verimi alamadı ve bu sene de alamayacak, ama camia ona bunu bilerek, özellikle yönetim bilerek bir şans daha tanıdı ve devam edecekler. Ne kadar doğru onu zaman gösterecek. Kasımpaşa Beşiktaş maçı var hocam bu hafta. Evet, Kasımpaşa zor da. Geçen hafta deplasmanda bir puan aldılar. İçeride galip gelemiyor. Kasımpaşa'nın özelliği, rakibi kim olursa olsun içerideki maçlarda kendi seyircisinin önünde kolay kolay puan kaybetmiyorlar. Ama artık o eski Kasımpaşa maalesef yok. Çok kolay puan veriyor kendi sahasında. Zor bir maç. Kasımpaşa adına da zor bir maç. Beşiktaş'ta işte Sergen Yalçın'a verilen bu güven, Sergen Yalçın da bunu kullanmak isteyecek. Yani o güveni boşa çıkarmamak için bir yerden bu ters giden işlerini tersine döndürmeye çalışacak Sergen Yalçın. Zor bir maç. Bence Beşiktaş çok zorlanacak Kasımpaşa maçında, ama bir yerde de artık yani döndürecek olayı, ama Kasımpaşa adına da eğer Beşiktaş'tan en azından bir puan almazsa işleri artık hakikaten çok zora gireceği aşikar. Hocam isterseniz biraz da Galatasaray'ı konuşalım. Tabii Fatih Terim tartışılmıyor. Dediğiniz gibi kariyerinden dolayı tartışılmıyor, bu bir. İkincisi, Fatih Terim sezon başında bir takımı gençleştirme operasyonuna girdi ve camianın beklentisini aslında düşürdü. Bir şampiyonluk beklentisi bir nebze düştü. Hani her zaman flash transferler yerine daha çok geleceğe yatırım niteliğindeki transferler yapıldı. Ligde Galatasaray istediği çizgiyi bir türlü tutturamadı, ama Avrupa kupalarında da o Avrupa UEFA'yı kazandığı seneki başarıyı hatırlatan ilginç ve güzel sonuçlar almaya devam ediyor. Göğsünü kabartıyor hem Galatasaray taraftarının hem de Türk futbol severlerinin göğsünü kabartan sonuçlar alıyor. Ama bu lige yansımıyor. Hakeza işte gördük, işte Malatya deplasmanında da istediği 3 puanı bir türlü çıkartamadı. Ve Galatasaray'ın bu hafta evinde misafiri Altay. Altay'da aslında kadro kalitesi yönünden tabii ki Galatasaray'ın da altında bir takım, ama orada da Mustafa Denizli gibi bir başka deha var. Futbol dehası var. Ne diyorsunuz Galatasaray'daki tablo ve Galatasaray-Altay maçı öncesinde neler yaşanıyor Galatasaray'da? Evet, zaten siz özetlediniz Akın Bey. Bir, Fatih Terim ismi, herhangi farklı bir isim bu durumda mümkün değil. Ayakta kalamazdı Akın Bey. Ama işte Fatih Hoca bu. Kredisi çok yüksek. Oyuncu grubunun önündeki sağlamış olduğu o otorite tartışılmaz. Ama maalesef sizin de az önce belirtmiş olduğunuz gibi çok farklı bir ruhla, çok farklı bir oyun anlayışıyla, çok farklı bir mantaliteyle Avrupa maçlarına oynuyorlar. Geçen sene yani dört büyüklerden sayılan Marsilya, Fransa futbolunda dört büyüklerden bir tanesi sayılan Marsilya'ya dört gol attılar. Belki de bir dört tane daha kaçırdılar. Yani olağanüstü güzel bir futbol, olağanüstü kaliteli bir futbol ve maalesef onun %30'unu, %40'ını 3 gün sonra Malatya maçında yansıtamayan bir Galatasaray. Bütün problem burada Akın Bey. İşte bu rotasyon, yani bu rotasyonda bir iki kelime söylemek istiyorum. Yani şimdi bakıyorum, Galatasaray şimdiye kadar 25 maç oynamış, Trabzonspor 18 maç oynamış, 7 maç Galatasaray. Ligler başladığından bu yana 7 maç fazlası var. Çünkü Avrupa Ligi'nde oynuyor. Trabzonspor biliyorsunuz veda etti Avrupa Ligi'ne. Ve sadece 18 maçta şimdiye kadar oynuyor. Bu rotasyonu, yani 7 maç fazla tabii ki rotasyon arz eder. Bunu sadece Galatasaray yapmıyor. Bunu bütün kulüpler yapıyor. Özellikle Premier Lig'de, Almanya'da, La Liga'da, İtalya'da bütün önde gelen kulüpler her üç günde bir, neredeyse her üç günde bir maç oynuyorlar Akın Bey. Ve onlar da rotasyon yapıyor. Ama maalesef onların yapmış olduğu rotasyon çok enteresan. Sonuca çok, pek çok böyle Türkiye'deki gibi yansımıyor. Yani her şey normal gidiyor. Rotasyon yaptıkları zamandan maçı alabiliyorlar. Ama maalesef Türkiye'de işte bu tür bu rotasyonu bir şekilde oturtamadık. Yani kim rotasyon yapıyorsa hayal kırıklığına uğruyor Galatasaray gibi.
Malatya istediği kadar söylesinler, işte Malatya Şumudika biliniyor, beşli savunma, 5-4-1 gibi bir oyun sistemi, yani kapalı bir futbol, ama sen onu açacaksın. Sen onu bileceksin, ona göre analizlerini yapacaksın ve ona göre rotasyonu yapacaksın. Yani burada hiçbir mazeret yok. Bir an evvel Galatasaray o yaklaşımını, o ruhu, çünkü aynı insanlar ya, aynı beden, sadece bir iki tane bir Babel girdi. Onun dışında bir iki tane daha oyuncu Marsilya maçında. Baktığım zaman öyle pek fazla da taşlarla oynanmadı. Demek ki işler mantalitede, işler yaklaşımda. Bunu mutlaka Galatasaray masaya yatırmalı. Çünkü çok puan farkı oldu. Ben de galiba Galatasaray'ın 22-14 puan, Akın Bey, çok puan farkı. Çünkü 22-14-28 olması lazım normalde. Yani çünkü Trabzonspor normalin dışına çıktı, Akın Bey. Yani Trabzonspor'un almış olduğu 36 puan 14 maçta 28 puan normalde. Her maçta 2'şer puan, 2 çarpı 14 28. Hadi 2.1 2.2 30 puan yaparsın. İşte Premier Lig'de Chelsea gibi 13 maçta 30 puan almış. Yani 26 artı 4. Ama Trabzonspor'un 2.57 puan ortalaması, inanın bana, olağanüstü bir performans. Yani rakiplerinin, evet eleştiriyoruz Galatasaray Beşiktaş'ı, ama 14 maçta 28 puan alsalardı pek fazla bir problem yaşanmıyor derdik. Çünkü bunun seyirciler, bizi izleyenler çok iyi bilmesi lazım. Sezon sonunda ortalama 2 puanla şampiyon olunuyor Avrupa'da, her ligde. Yani bu 1.98 oluyor, 2.1, 2.2 oluyor, ama Trabzonspor'un performansı 14 maçta 36 puan toplaması, 2.57 ortalamasıyla bugün Avrupa'da çok nadir ligler bulabiliyorsun. Ama yine de rakipleri işte görüyorsunuz, 28 puanda ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne de Beşiktaş değiller. Hatta Beşiktaş 20 puanda, Galatasaray işte 24 puanda, bir tek 22 puanda. Bir tek Fenerbahçe'yi görüyoruz. Eksi 4 puanı var benim hesaplarıma göre. Şampiyonluğa oynaması için benim hesaplarıma göre 28 puan olması lazımdı. Trabzon, az önce belirtmiş olduğum gibi, Trabzon 30 puan değil de 36 puan niye yaptı? İşte o Trabzon'un farklı bir özelliği ortaya çıktı bu sene. Bunun için Galatasaray havluyu atmış değiller benim gördüğüm kadar, ama bir gerçeği de kabul ediyorlar. Yani kendi büyüklüğünden, evet, bir sezon sonuna kadar kovalayacağız. Çünkü ortada bir 66 puan, yani galiba 66 puan var potansiyel. Bu 66 puanda her şey olabilir. Biz büyük kulübüz, teslim olmayız, ama bilinç altlarında da biraz zor olduğu, herkes bunu kabul ediyor. Altay maçı için bir şey söylemediniz hocam. Altay 7 maçtan, son 7 maçta bir puan alıyor. Çok enteresan bir grafik çiziyor Altay. Sezon başı 3 aşağı 5 aşağı, 5 yukarı Manisa Fekan'ın gibi yaşamış olduğu bir olay. Sezona çok iyi girdiler. Ama ondan sonra aynı performansı sonuçlara yansıtamadılar. İçeride çok kolay mağlup oluyorlar. Dışarıda bir şekilde işte puanları telafi ediyorlar, ama içeride çok mağlubiyet aldılar. Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonraki içerideki oynadıkları maçlarda sıfır geçtiler Akın Bey, ve maalesef 7 maçta, son 7 maçta sadece bir puan, onu da gittiler Başakşehir'de aldılar. İyi bir savunma yaptılar. Orada kaptan İbrahim'i tebrik etmek lazım. 40 yaşında olağanüstü bir mücadele veriyor. Ama Galatasaray'da puanlara aç. Evet, Altay Başakşehir'deki o savunma başarısını Galatasaray'da tekrarlayabilir mi? O da soru işareti. Yani yine de ben Galatasaray'ın bu 3 puana yakın olduğunu görüyorum. Evet. Peki hocam, tabii en başta dediğimiz gibi Trabzonspor'u sona bıraktık. Lider takımı sona bıraktık. Protokolü öyle yaptık bu sefer. Protokole bu şekilde uyalım dedik. Ligin protokolü. Trabzonspor İstanbul'da İstanbul'un darma duman olduğu hafta sonu Karagümrük'ü de yenerek Karadeniz fırtınasını, bir de ekstradan bir de Karadeniz fırtınası ekledi. Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark attı. Şeylere de dediğiniz gibi hani doğal rakipleri olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan en yakın Fenerbahçe
Onun da 12 puan önünde. Zorlanır dediğimiz Karagümrük maçında da öyle çok da fazla zorlanmadan galip gelmesini bildi. Trabzonspor bundan sonra, benim kişisel yorumum, Trabzonspor'un bundan sonra tek rakibi Trabzonspor'un kendisidir diyorum ben. Kendi içinde hata yaparsa bu fark kapanır. Yoksa kolay kolay bu farkın ben kapanmayacağını düşünüyorum. Böyle giderse de Nisan ayında falan şampiyonumuz belli olur da diyebiliriz hatta. Yani eğer istatistik bu şekilde devam ederse. Siz Trabzonspor'un, bütün bunları söylüyorum ama diğer yandan Trabzonspor'un bu hafta da çok zor bir maçı var. Karşısında Adana Demirspor var. Adana Demirspor'un çok iyi bir kadrosu var. Ve bu Adana Demirspor yani maç seçen bir takıma da benziyor birazcık. Hani yani kuvvetsiz takımlara karşı çok fazla böyle maça asılmıyor ama karşısında şöyle kendisini gösteremesi gereken bir rakip olduğu zaman da farklı bir Adana Demirspor izliyoruz. Tabii Trabzonspor'a diş geçirebilir mi bilmiyorum ama Adana Demirspor'un yani yıldızları bir kez daha kendilerini kanıtlamak uğruna Trabzonspor karşısında biraz da farklı da oynayabilirler diye ben bir şerh de koyarak sözü size bırakacağım. Evet Akın Bey, hatırlarsanız Trabzonspor'u birkaç defa konuştuk. Trabzonspor'un belki başkalarına sürpriz olabilir bu durumda olması ama her ikimize bu sürpriz değil. Çünkü sürekli bu programda hatırlarsan Akın Bey şunu söyledim. Özellikle bu yeni yönetimin, Ahmet Ağoğlu'nun yönetiminin başa geçmesiyle olağanüstü bir planlama, olağanüstü bir organizasyon, özellikle mali konuda evet bizim devletimizde kamu bankalarıyla bazı Trabzonspor'a kredi sağlamasıyla ilk önce daha önceki yönetimlerde yaşamış oldukları eksi bütçeyi denkleştirmeleri gerekiyordu. Çünkü çok borçları vardı Akın Bey. Yapılan yanlış transferlerden dolayı maalesef Trabzonspor çok borçlanmıştı ama yeni bir yapılandırmayla Ahmet Ağoğlu ile beraber o mali sorunları hallettikten sonra bu hamlesi Trabzonspor'un benim için hiç sürpriz değil. İşte gördüğünüz gibi yalnız sürpriz ne oluyor? Sürpriz Trabzonspor'un kendi performansından ziyade rakiplerinin bu kadar geri kalması Akın Bey. Şimdi mesela geçen hafta Gaziantep maçında hakemlerin Trabzonspor'a işte yardımcı olmaları, ne bileyim Beşiktaş maçında Vida'nın atılmaması, son saniyede Trabzonspor'un 3 puan alması. Yani tüm bunlar kamuoyunda işte Trabzonspor kullanıyor gibi söylentiler vardı Akın Bey. Şimdi bu kadar fark olduktan sonra rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, büyük rakiplerinden bahsediyorum. Konya'yı da ve Hatay'ı da burada küçümsemeyelim ama genelde bu üç büyükleri adeta hakemleri, VAR'ı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu kurtardı. Ya bir düşünebiliyor musunuz ya? Şimdi şikayet edemiyorlar. Yani Trabzonspor'un kullandığına dair şikayetleri yok. Çünkü adama demezler mi ki ya tamam hadi bir maç da ya abi, sana 16 puan taktım. Yani hadi bir maç iki maç da sen neredesin yani? Şimdi Trabzonspor'un kullandığı ikinci plana atıldı. Yani Akın Bey kimin yüzünden? İşte rakiplerinin yüzünden. Yani bu açık ve net. Gelsinler bütün dünyada alalım o kaseti, Gaziantep maçındaki 4. dakikayı bütün dünyadaki otoritelere, futbol otoritelerine, futbol hakemlerine gösterelim. Eğer 100 kişiden 99'u evet orada kırmızı kart demese ben de antrenörümü bırakıyorum Akın Bey lütfen. Ben de bu kadar net konuşuyorum yani. Yani kollandı Trabzonspor. Gaziantep maçında kollandı. Düşünebiliyor musunuz? 4. dakikada kırmızı kart. 10 kişi kalıyorsun. Yani şimdi bunları kabul etmek lazım. Ama bunlar niye konuşulmuyor? Niye? Çünkü farklı şeyler konuşuluyor. Yani rakiplerinin başarısızlıkları konuşuluyor ve Trabzon'un kollandığı konuşulmuyor. Kim kimi kurtarıyor? O zaman Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe şeyi kurtardı, hakemleri kurtardı. Yani olay o. Onlar konuşulmuyor. Bunların başarısızlığı sayesinde. Yani bunu bir kere altını çizerek söylüyorum. Şimdi gelelim Trabzonspor'u methedelim. Evet Trabzonspor hakikaten çok güzel oynuyor. Abdullah Avcı'nın ve yönetimin oluşturmuş oldukları kadro bir kere yaban atılacak bir kadro değil. Yani Fenerbahçe'de sadece rakamsal olarak çok futbolcu var. Yani çok iyi görünen futbolcu var. Ama ekstra yani klas futbolcu yok ki alıp sırtında
İşte bırakın bugün ben bu maçı alabilecek kaç tane futbolcu var Fenerbahçe'de ya? Bunu Serdar Dursun diyebilir mi? Ya siz oynamayın bugün ben 3 tane gol atacağım alacağım maçı. Ya da bunu Berisha diyebiliyor mu kalitesiyle? Diyemiyor. Yani şimdi bir Bakasetas'ın oraya alayadan alınması çok akıllı transferler yapıldı. Akın Bey mesela bir Bakasetas şu anda Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Yani ofansif orta saha oyuncusu. Kaldı ki sakat olmasına rağmen yine onsuz da yani çareleri buluyor Abdullah Avcı. Şimdi normalde 14 maçta 28-30 puan olması lazımdı. Bizim ligin şimdiye kadar kıyasladığımız zaman bizim ligin özelliği bu. Ama 36 puan toplamak yani ortalama 2.57 puan toplamak hakikaten Trabzonspor'un çok farklı bir özgüvenle, çok farklı bir planlamayla bu duruma gelmesini, bunun hakkını vermemiz lazım. Yalnız ben burada bir parantez açmak istiyorum. Abdullah Avcı'nın geçen haftaki çıkışı benim Trabzonspor'un ve benim şahsen Türk futbolundan alacağımız var. Bu alacağımızı da en yakın zamanda tahsil edecek demesi hayal kırıklığına beni uğrattı. Yani belki Trabzonspor'dan ben bu olaylara girmek istemiyorum. Belki Trabzonspor'un Türk futbolundan alacağı var. Bilmiyorum işte 2011'deki şampiyonluğu falan filan. Ben oralara girmek istemiyorum hakikaten ama senin Türk futbolundan ne alacağın var ya? Ya anlamış değilim yani. Abdullah Avcı'nın Türk futbolundan ne alacağı var? Ne yapmışlar Abdullah Avcı'ya? Yani son 5 maçta Galatasaray'a 8 puan öndeyken şampiyon olduğu zaman Galatasaray mı? Haksızlık mı ettiler yani? Burada ben hayal kırıklığına uğradım. Abdullah Avcı'ya şuradan tavsiyem lütfen tam tersi olmasın. Yani Türk futbolunun Abdullah Avcı'dan borçlu. Abdullah Avcı Türk futboluna borçlu olmasın, fatura çıkmasın. Çünkü eğer sezon sonunda biz bir şampiyonla eğer gereken puanları toplamazsak UEFA'da. Çünkü şu anda 16. 17. yerdeyiz. Çünkü 15. yerde kalırsak Akın Bey ancak kurtarıyoruz. Ve şampiyonumuz bizim playoff oynamadan direkt katılacak. Ama eğer bu yerlerde 16. 17'de kalırsak şampiyonumuz bize playoff oynayacak. O zaman Abdullah Avcı'ya soracaklar. Diyecekler ki kardeşim sen Başakşehir'deyken Avrupa kupalarında ligde şampiyon olacağım diye yedek kadroyla Avrupa kupalarında niye Türkiye'yi puan kaybına uğrattın? Bunu da spor kamuoyu Abdullah Avcı'dan bu hesabı sorar. O yüzden o bu tür hesaplara hiç girmesin yani benim tavsiyem o. Bir meslektaş olarak çok başarılı ama artık yani bu tür hesaplara girerse kendi kaybeder diye düşünüyorum. Adana Demirspor sürpriz yapar mı hocam bu hafta? Adana Demirspor yapabilir. Akın Bey, Gaziantepspor'un Trabzonspor'a Trabzon'daki o direnci gördükten sonra Adana Demirspor'un da çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit ettiğim Gaziantep'le. Bir de bir motivasyonları var. Adana Demirspor'da oynayan futbolcuların sanki şöyle bir mesaj vermek istiyorlar dört büyüklere. Evet biz Adana'ya geldik. Paradan dolayı geldik. Şartlar uygundu. Mali şartlar oraya geldik. Ama bizim yerimiz burası değil. Yani bu Balotelli de bunu görmek açık ve net görülüyor Balotelli'nin davranışlarında ve diğer futbolcularda, yabancılarda da bu davranış bu. Yani Trabzonspor'a karşı motivasyonları çok yüksek olacak. Özellikle yabancı futbolcuların Adana Demirspor'da. Bu yüzden çok ilginç bir maç bekliyorum ve eğer Adana Demirspor Trabzonspor'a karşı bir sürpriz yapmazsa, sürpriz yaparsa benim için sürpriz sayılmaz Akın Bey. Anladım hocam. Peki çok teşekkür ediyorum. Hocam dört büyükleri değerlendirdik. Dört büyükleri özellikle üç tanesi de çok büyük sıkıntı var. Ve bu sıkıntıları tabii bizim birbirleri konuşturuyor işte ekrana çıkınca. Bunları konuşuyoruz. Trabzonspor'un da başarılarını ve tabii ki bu başarıya giderken izlediği yol haritasını da masaya yatırdık sizinle beraber. Ben değerli katkılarınız için bir kez daha teşekkür ediyorum size. İzleyicilerimize tabii ki teşekkür ediyorum ama programı kapatmadan yine sizden son sözlerinizi alayım. Öyle kapatayım istedim. Evet Akın Bey, şimdiye kadar benim çoktandır hatırlamadığım bir sezon yaşanıyor. Yani kopma, yukarıdaki tablo çoktandır yaşanmadı. Bu kadar fark yoktu Akın Bey. Kaldı ki tüm takımların özellikle Beşiktaş çifte kupayı almış bir Beşiktaş ve onun üzerine güçlenmiş sanıldığı bir Beşiktaş. Ama burada bir daha parantez açmak istiyorum.
Beşiktaş pek fazla güçlendiği sayılmaz benim için. Çünkü Pjanic'in bir ortada bir performansı vardı. Eski Juventus'taki performansı değil, son Barcelona'daki oynamadığı bir performanstan transfer ediliyor. Yani performansı düşüktü. Ondan sonra Batshuayi, Chelsea'de direkt oynayan ve golcü, yani Gomez gibi Beşiktaş'a gelmeden golcü özellikleriyle gelmedi Batshuayi. Yani ben bir golcüyüm. Nasıl, sen kimsin? Nasıl golcüsün? Ya işte bu geçen sene şu ülkede 30 tane gol attım. Bir önceki sene 25 tane gol attım. Batshuayi bu özellikleriyle şeye gelmedi. Beşiktaş'a gelmedi. Dikkat ederseniz yedek bir futbolcu olarak geldi. Yani burada teşhisleri doğru koyalım. O yüzden şimdi ne oluyor Beşiktaş'a? Nasıl ne oluyor? Yanlış transferler. Yani onun arkasındaki Teixeira. Yani alınan Teixeira'nın o verimine bir bakar mısınız ya Akın Bey? Ama Şenol Güneş'le Şampiyonlar Ligi'ndeki grupta 10 puanla lider olarak çıktığı Beşiktaş'ı bu Beşiktaş'la kıyaslarsak kıyaslanmaz Akın Bey. Santrafor Gomez her yönüyle ben golcüyüm dedirtiyordu. Yani çünkü adam golcüydü. Ve onun arkasında oynayan Talisca. Lütfen bugün kıyaslanır mı? Batshuayi ile ve Teixeira ile kıyaslanır mı? O şartlarda 6-7 sene önce oynayan bir orta sahada kaptan Atiba. Atiba'nın performansı o dönemde ve şimdiki performansı orta sahada oynayan Pjanic'in bir mi? Pjanic'in performansı ve o dönemde Atiba'nın oynadığı performans. Yani üçlü Atiba, Talisca ve Gomez. Lütfen biraz geriye alalım filmi. Alalım hatıramızı, hafızamızı biraz geriye. Yani o üçlünün performansı ve bu üçlünün performansı kıyaslanır mı? Yani mümkün değil. Sadece isim olarak evet Beşiktaş büyük transferler yaptı. Hayır öyle değil. Maalesef çok az verim alındı Akın Bey. Bu yüzden şeyi bağlamak istiyorum. Beşiktaş'ı ve ligi neden kopuldu? Yani en büyük özelliği bu ligin. Şimdi birbirleriyle maçları da var. Nasıl yakalayacaklar Trabzonspor'u? Çok enteresan bir lig. Ama burada da bir uyarı yapmak istiyorum Abdullah Avcı'ya. Eğer 3 sene önce son 5 maçta Başakşehir'le Galatasaray'a şampiyonluğunu verdiyse, eğer bu saatten sonra da şampiyonluğunu verdi, o zaman ben görürüm ben Abdullah Avcı'nın yani kimden kimin ne alacağı varmış. Yani o yüzden Akın Bey biraz yani teknik direktöre biraz dikkat etmeleri lazım. Yani vermiş oldukları mesajın altı dolması lazım. Güçlü delillerle, güçlü argümanlarla fikirlerini doldurmaları lazım. Öteki türlü onun faturalarını kendileri öderler. Evet hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten Naci hocam tabii yılların tecrübesi hem nalına hem mıhına gerekenleri söyledi. Alan alır. Tabii ki izleyicilerimizden taraftarlarının bir bölümü Naci hocaya kızabilirler. Olsun Naci hoca doğru bildiğini söylüyor ve bunları kötü niyetle söylemiyor tabii ki. Yani tabii ki yapıcı eleştiri olarak bunları herkes dağarcığına koysun diyelim. Hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde tabii Süper Lig'in 15. haftası başlayacak. Bu süreçte hem Naci Hoca ile hem de diğer yorumcularımızla Süper Lig'i, TFF 1. Lig'i ve Türk ve Dünya Futbolu'nu izlemeye devam edeceğiz. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Hepinize sevgiler, saygılar sunarak bugünkü yayınımızı da kapatıyoruz efendim. Herkese saygılar, iyi akşamlar.